Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün tavada kolay pizza yapıyoruz. Akşam yemeğinde, akşamüstü çay saatinde ya da sabah kahvaltısında lezzetle tüketebileceğiniz nefis bir pizza bu. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi, videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı, bildirim seslerini açmanızı özellikle rica ederek tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir adet yumurtamız var. Bu yumurtamı kırıyorum önce ve çırpıyorum. Yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Karıştırmaya devam ediyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı da şeker. Bir fincan ılık suyum var, onu da kattım. En sonda bir paketten biraz eksik instant mayamız var. Kolay, hızlı maya kullanıyoruz bunda. Alabildiğine kadar da un koyuyoruz. Yaklaşık 2 ya da 2,5 su bardağı kadar oluyor bu. Fakat unun cinsine ve kalitesine göre değişiklik yapıyor biliyorsunuz. O yüzden görebildiğiniz şekilde alabildiği kadar koyuyoruz. Önce bir miktar ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Unun markaları genelde değişiklik yapıyor arkadaşlar. Hamur işini sık yapanlar bileceklerdir. Ama hiç yapmamış olanlar da bu pizzayı çok kolay yapabilecekleri gibi gördüğü kıvama getirebilir. Tekrar biraz daha un ilave ediyorum. Birazdan ellerimi güzelce yıkamıştım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bir miktar daha un alacağım. Şimdiye kadar 1,5 su bardağı kadar aldım. Yumuşak ama çok yumuşak olmayan, sert olmayacak bir hamur olacak bu. Biraz toparlandı gibi. Elinize çok yapışmaması gerekiyor kıvamını için. Bir miktar daha alıyorum. 2 su bardağına yaklaştı. Hiç korkmayın, elinize yapışabilir ama birazdan bırakacak. Şimdi ben bunu tezgaha almak istiyorum. Tezgahta daha kolay toparlayacağım. Şu kıvama biraz daha un ekleyerek oldu çünkü bu kıvam. Hamurumu tezgahıma aldım. Yavaş yavaş yine un ilave ettim. Hafiften bırakmaya başladı. Zannediyorum 2,5 su bardağı kadar un istedi bu. Yani şimdiye kadar 2,5 su bardağı kadar kullandım ama kıvamı gelmek üzere. Evet, şimdi bu hamurumuzu İyice yoğuruyoruz. Buradaki önemli nokta hamurun iyice yoğrulması arkadaşlar. Dinlenmeden evvel. Bıraktı görüyorsunuz kendini. Bir parça un ilave ede ede yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Dediğim gibi iyice havasının çıkması ve yoğrulması önemli. Mayanın çalışması için. Hamurumuz kıvamına geldi. Bu kıvamda olacak arkadaşlar. Yapışmıyor çok fazla. Şöyle de toparlarsak bu yumuşaklıkta fazla yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi bu hamurumuzu tekrar kasemize koyduk.
Üzerine ıslak bir bezle kapatıyoruz. Yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Harika bir şekilde kabardı. Şimdi bu hamuru bir miktar un yardımıyla alıyoruz, tezgahımıza çıkarıyoruz. Tezgahımıza un serpiyoruz iyice. Ve toparlıyoruz hamuru. Nefis bir hamurumuz oldu. Şimdi ben ince bir hamur elde etmek istiyorum. Siz keyfinize göre karar verin. Bu hamuru üçe bölüyorum. Bir bezemizi dediğim gibi üçe böldüm. Çünkü çok kalın bir hamur olsun istemiyorum. Yumuşak bir hamur olsun istediğimden dolayı üçe böldüm. Bu üç bezemizden birisini tezgahımıza alıp merdane yardımıyla açıyoruz. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu tavamızın içine alıyoruz. Güzelce tavaya yerleştirdik. Şimdi sosumuzu yapacağız. Sosumuz için 2 yemek kaşığı kadar domates salçam var. 2 yemek kaşığı kadar da ketçap koyuyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da karabiber. Siz zevkinize göre baharat ilave edebilirsiniz. Bunu güzelce karıştırıp pizza hamurumuzun üzerine süreceğiz. Hamurumuza çatalla hafif delikler açıyoruz ki çok fazla kabarmasın, şişmesin. Üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Bu sosu güzelce yayıyoruz. Şimdi kaşar peynirlerimizi serpiştiriyoruz. Rondodan geçirdim kaşarları. Bol peynirli, çok güzel. Bir parça iri doğradığım mozzarella'larım var. Onları da serpiştiriyorum karışık olarak. Daha sonra inşallah mozzarella yapımını da size göstereceğim. Dilimlediğim kültür mantarlarım var. Onları da ilave ediyorum. Mantar çok yakışıyor pizzaya. Zeytin gibi. Ama dediğim gibi evinizde olan malzemenizde neyi seviyorsanız, neyi koymak istiyorsanız. Çekirdeklerini çıkarttığım, küp küp doğradığım siyah zeytinlerim var. Onları da ilave ediyorum. Ve bir miktar süt mısırlarım var, haşlanmış. Onları da koyuyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kapağını kapatıp ocağa vereceğiz. Tavamızın kapağını kapattık. Orta ateşte önce yüksek bir şekilde bir 5 dakika kadar tavamızla beraber ısınıyor. Sonra altını kısıyoruz. Kontrollü olarak 10-15 dakika daha üzerindeki peynirler eriyip altı kızarıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tavada kolay pizzamız hazır arkadaşlar. Nefis pişti. Göstermek istiyorum şöyle bir dilimi size. Harika bir pizza oldu. Hem içine istediğimiz, arzu ettiğimiz malzemeyi koyduk, hem de içinde ne olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla yiyoruz. Umarım siz de evinizde bunu denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyenler yorumlara yazarsa gerçekten çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim seslerini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, afiyet olsun.